Hatta şunu ekleyebilirim. İran resmi kanalından birkaç açıklama yaptı. Zengezur Koridoru'nun açılması İran'ı kuşatmadır dedi. Biz bunu savaş sebebi sayarız dedi. Şimdi İran... Yani bunu yapıyor ama... Bana sorarsanız sadece bir... E, tarihsel, ahlaki, insani bir hata yapmıyor. Stratejik de bir hata yapıyor. Şimdi İran kendisini nasıl tanımlıyor? İslam Cumhuriyeti. Değil mi? Siz Müslüman... Bir ülkeye Müslüman bir halka karşı, Ermenistan'ın yanında olmayı kendi ideolojik atıflarınız her neyse, nasıl açıklayacaksınız? Kendi halkınızın önemli bir kısmı yaraya yakın Azerbaycan Türkü, onları nasıl açıklayacaksınız? Ya yani burada hakikaten İran için çok bence stratejik de bir hata var. Sadece etik, ilkesel bir hata yok. Yani Hindistan'da dahi bazı haberler de var işte Pakistan işte bir ikinci Karabağ savaşında e, Bey de anlattı biraz. İkinci Karabağ Savaşı'nda Pakistan çok net bir şekilde Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Hatta o kadar ki zafer yürüyüşlerinde bile Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yanında mutlaka Pakistan bayrağı da vardı. Hindistan biraz yani aslında stratejik bir şeyden bahsetmiyoruz. Biraz hastalıklı bir düşmanlıktan bahsediyoruz. Sırf Pakistan bu ittifakın içine yer alıyor diye gidiyor Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Hatta Ermenistan'a silah sevkiyatı bile yapacak noktaya kadar gelebiliyor. Şimdi bu... E, Birkaç şey ben eklemek isterim burada şeyde. Şimdi Barış anlaşmasını. Yani, hocam buradan daha kolay olacaksa. Lütfen. Tabii Yani ben bir yandan yormak istemiyorum ama bir yandan da yok, gerçekten. Yok bence hocam önünde... hoca yorulsun. Eğer yine ders bu. anlatıyor ya de, saatler. Takım gibi. elbiseyle ilgili de tweet atmışlar çok beğenilmiş olsan birkaç tane var. İyi oldu yani böyle. Şimdi görmedin mi onu? Ya yemin ediyorum var ya. Vallahi yazmışlar ama sen, senin kıyafetle ilgili de yazmışlar. ya Bak, Gösteririm yani. O, onu birazdan konuşalım. Onu yani birazdan konuşalım. Önce bu mevzuyu bir halledelim oh, ya. bence. <laughs> Şimdi önce. Mete Bey barış anlaşmasının başlığını açarak bence önemli bir noktaya temas etti. Barış anlaşmasının olmaması, Ermenistan'ın Karabağ'ın Azerbaycan'a ait bir toprak olduğunu kabul etmemesi anlamına geliyor. Yani hala bu topraklarda bir iddiaya sahip olduğu ...çıkarımı buradan yapılır. Hı -hı. Şimdi burada biraz tarihe ben dönmek isterim. Tarihe dönerek tekrar bugüne gelmek önemlidir. Hocam çok özür diliyorum. Yine belki başa sararak Hı -hı. gideceğim ama... ...sonuç itibariyle biz nelerin olduğunu bildik. Orada bir şey vardı, bir işgal durumu vardı. Azerbaycan'da gitti, işgal altındaki toprakları kurtardı. Evet. İşgal altındaki toprakları biraz önce Mete Bey evet. gösterdi. Tam bir sınırını çizer misiniz bana? Yani bir milimetrik olmayabilir şurada mu? Şuşa'dan başlayan... ...ve şuraya kadar devam eden geniş bir araziden bahsediyoruz. Yani şu Artı, buradan, arka tarafta yok arka tarafta yok. Evet lazım. arka tarafta yok. Aynen an... öyle. Evet şimdi Aynen bunu niye sordum aslında? Yani buradan buraya aldığımız zaman burası da Ermenistan toprağı olduğuna göre onlar burada hani işgali sürdürdüklerinde doğrudan Ermenistan sınırıyla iç içeydi. Yani Ermenistan buradaydı. Ya evet. şöyle söyleyeyim. Ermenistan Ama şu ordusu, anda bağı yok. Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarındaydı. Zaten hatırlarsanız <laughs> öyle Ermenistan, diyelim yani. Ermenistan Rusya'dan bir askeri yardım talep ettiği zaman Putin şu cevabı verdi. Ermenistan toprağına bir saldırı yok ki, orada bir savaş yok ki. Savaş Azerbaycan toprağında oluyor. Bizim yaptığımız ittifak anlaşması anlaşması bunu kapsama kapsamaz dedi. Hı, Hı Şimdi şunu özellikle şimdi bunu niye söyledim evet. onu da söyleyeyim. Şimdi Oradaydı. Yani Azerbaycan topraklarında Ermenistan askerinin işgalci durumu vardı. Ama şu anda fiziki olarak bir bağ yok. Yani bağlantı varken burada askerini var. bulundururken kaybeder. Bir de Laçin koridoru var şu an. Şu Laçin koridoru Tabii var bunu ya... Bunu kapattık diyelim. koridoru. yolu kapattığı zaman buranın bir karasal bağlantısı yok. Çünkü burada şu anda Azerbaycan evet, askeri var. Burası da Tabii. Azerbaycan toprağı. Evet. E şunu demeye çalışıyorum açıkçası. Ermenistan nasıl bir şekilde amiyane tabirle gaza getiriliyor ki içinde asker bulundurduğu bir yerde böyle bir Yok elizir... içinde asker bulundurmuyor. Hayır hayır. Savaştan önce. Evet evet. İşgaldeyken burada askeri varken kaybettiği bir savaşı böyle bir avantajı yokken kazanabileceğini düşündürten ne? Ama şöyle bir uluslararası denklem var. Şimdi İran dedik, Hindistan dedik. ...Elmenistan'da şu güven var maalesef. Ben bir savaşa girdiğim zaman Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve hatta belki konjonktüre göre Rusya bile benim arkamda yer alabilir özgüveni ee, var zaten. Hatta bir... şöyle söyleyelim. Hatta 2. Karabağ Savaşı'nda PKK'nın PKK'nın geldiği. PKK geldiği Suriye'de SDG'nin e, birkaç taburunun geldiği bir savaştan bahsediyoruz. Onu da biliyorsunuz değil mi? Hı, hı. Fuzuli bölgesinde kullandılar onları. Orada öldürüldüler PKK'lılar. Tarihsel birlikte bağlarını artık onlarda bir diyetini ödesinler. Yani, yani o zaman şunu söyleyelim. Sözde Türkiye Azerbaycan cihatçı götürülüyor yalanını servis edenler aslında orada PKK'nın Ermeniler için savaştığı yer, şeyini gerçeğini örtmeye çalışıyorlardı. Ya, yok resmi olarak yayınladılar. Yani, yani bu gizli falan olmadı. Adamlar SDK gönderdikleri ekiplerin fotoğraflarını, görüntülerini o günlerde konuştuk, koydular ve fikirde. gönderdiler yani. O günleri konuştuk yani o günlerde yani konuştuk. Bunu, hiç, ama bunu hiç dillendirilmedi bak mesela bu hiç dillendirilmedi. İşte, Bilmiyorum. işte bunu örtmek için başka türlü manipülasyonlar. Ama Suriye'den etti. şey gönderildi. Hikayesi. Yalanı, evet. Yani. yalanı evet. Şunu söyleyelim. Ee, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait bir toprak oldu. Hani barış anlaşması yapılmadı dedik ama. Toprak olduğu uluslararası hukukta nerede tasdik edildi? 13 Ekim 1921 Kars ile biz milli mücadeleyi verirken Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir, Ermeni çeteleri def ederken aynı zamanda o dönem Sovyetler bünyesinde yaramasa rağmen Sovyet, Gürcistan Cumhuriyeti, Sovyetler, Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti, Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti aynı zamanda Sovyetler Birliği hep birlikte masaya oturdular ve her birine Karabağ, Azerbaycan toprağı oldu, tasdik ettirildi. Bu da Türk diplomasi tarihi için çok önemli bir şeydir. Yani henüz bir barış anlaşması imzalanmamış olmazsa rağmen zaten uluslararası hukukta Kars anlaşmasına göre Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Hatta Nahçıvan'da da Türkiye'nin garantörlüğü vardır. Bu da çok bilinmez ve konuşulmaz. O yüzden Nahçıvan'a yönelik Ermenistan en ufak bir tacizde falan bulunamaz. Çünkü bu Türkiye için bir savaş sebebidir. Hani bunları özellikle söylemek lazım. Çünkü Türkiye en zor zamanda bile kardeş Azerbaycan'ın tıpkı Kafkas İslam ordusunun gönderdiği zamanda olduğu gibi kendi milli mücadelesinde de bütün Ege bölgesi işgal altında olmasına rağmen Azerbaycan toprak bütünlüğünü uluslararası camiada savunmuştur, tasdik ettirmiştir. Bunu da özellikle altını çizelim. Bugün de aynı şekilde Azerbaycan'ın tıpkı 2. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi, vatan muharebesi olduğu gibi yanında olmaya, her türlü desteği vermeye de devam edecektir. Zaten bugünlerde devlet katında bir şey konuşulduğu zaman ee, iş e, doğrudan Karabağla anlatılıyor yani milli bir hassasiyet anlatıldığı zaman e, Karabağ'da nasıl davranıldıysa Karabağ'da Türkiye Cumhuriyeti nasıl tavır takındıysa nereye kadar gidebilecekse, nereye kadar gittiyse aynısıdır denip ona göre hareket ediliyor yani hani iki ülkeyi şu anda iki milleti iki Devleti daha doğrusu çünkü tek millet tek var. Millet, e, i̇ki devleti birbirinden böyle bir şeyde iki devlet gibi ayrı görmenin de anlamsızlığı Kerk ortada. Yani sadece Nahçıvan için değil. Kerkük'le var. ilgili değil mi? Sayın Heh. Cumhurbaşkanı biz Kerkük'e Karabağ gibi bakıyoruz. Kerkük Türkmen yurdudur. Dedi. Dedi. Kerkük'e evet. bakışımız de da Karabağ gibi. Daha bu denkleme e, açıkçası şeyi de katabilirsiniz. Katar'ı bile katabilirsiniz. Şimdi bir yandan baktığımız zaman o zaman abi e, Amerika bir yerde. Rusya bir yerde belki tam tavırlarını ortaya koymayacak şekilde öyle büyük abiler olarak duruyorlar ama hani ikisi herhalde aynı yerde buluşmazlar. Böyle bir durum olduğunda o yüzden onları bir kenarda ayıralım. Bir tarafta Hindistan var, yanında İran var, Fransa dış kuvvet Hindistan olarak... Hindistan şey olarak yok burada, politik değil de daha çok Pakistan'ın Pakistan karşısındaki grubu evet. silahlı olarak destekleme şeyi var, iradesi var öyle söyleyelim. Ama İran burada hem politik hem ekonomik hem de askeri <laughs> olarak var. Aslı burada İran e, İran'ı konuşmak lazım. Şimdi İran'ın derdine şey söyledi demin. Şimdi İran ya, Zengezur koridorunun açılmasını yanlış yapıyor diyor da yani o yanlışı Zengezur koridorunun açılmasını bir savaş seviyesinde bir söyle söylüyor. Zengebir koridor açıldığında Zengevur Zengezur koridoru açıldığında Ermenistan'la İran arasında bir toprak kalmıyor diyor. Geçiş sağlayacak toprak sınır kalmadığını kaldı. söylüyor. Sınır kalmadığını. İran Ermenistan'ın ne gibi böyle muhteşem Ben bir söyleyeyim var ki? Var. Geçmişten beri. Ermenistan'ın ne bak, olarken, Ermenistan bu... çatışırken, bak. Ya işte diyorum ya tarihi bugünden başlatırsak yanlış gideriz. İran çok uzun zamandan beri, e, biz bu tartışmalı olduğumuz dönemlerde de hani şey döneminde de 91 dahil olmak üzere daha önceden Yunanistan ...Ermenistan ve İran'ın arasında saldırmazlık ve birbirine yardım etmekle ilgili anlaşma vardı. Bugün değil ya, geçmişte de var. Neden? Kilit sorumu sorayım. Neden? şimdi yani Bugün ya bu itibariyle... Ya ya şimdi İslam dünyasında, yürüyorum. sevgili Salih, ha. İslam dünyasında iki tane büyük Hocam güç... Hocam isterseniz sizi yormuyor tekrar alalım. Bir şey diyeceğim, bir şey, bir şey iki, diyeceğim. Büyük, üç, tekrar, üç, i̇ki büyük güç söz konusu olacaksa eğer, tamam mı? Yani. Bunu ben bir mezhep ayrımı üzerinden konuşmak istemiyorum ama hani büyük güç büyük devlet anlamında. Ee, burada da bizim bir tarihi rekabetimiz var. Yani İran'la değil mi? Yani Yavuz Sultan Selim var. Efendim Mesut. Gerçi o dönemki Safaviler de Türktü de yani. Öyle ama yani bir var. bizim bir rekabetimiz de var. Yani bizimle bir rekabetleri var. Yani çok güçlü bir Türkiye'yi İran istemez. Yani çok güçlü bir Türkiye'nin diğer İslam ülkelerini, Türk dünyasını işte etrafında toplamasını, onlarla birlikte hareket edip çok büyük bir güç olmasını İran istemez. Azerbaycan'da yaşayan Azeri Azer yani Azerbaycan Türk'ünden daha fazlası İran'da. İran'da yaşıyor, İran'da yaşıyor Şimdi Zengezur yani... koridoruna yani gittiğimizde Türkçe konuşuyoruz. <laughs> Zengezur koridoruna özel bir şeyden özellikle bahsedip ondan sonra biraz da ekonomik bir gerekçeyi ortaya koymak isterim. Zengezur koridorunun açılması Türkiye ile hatta Batı ile Türk dünyası arasındaki o güzergahta İran kendisinin ekonomik olarak da derden çıkarılacağını düşünüyor. Bir de böyle bir ekonomik gerekçelendirme yapıyor. Şimdi yani bu yolun alternatifi olan şey İran'dan mı geçiyor yol? Ee, Yani, Türkmenistan, Türkmenistan üzerinden gelen yani bizim ticaretimizin büyük bir kısmı bu yoldan gidiyor. Ama bir şey atlıyorlar. Unuttukları bir şey var. Türkiye başka bir oyun kuruyordu. Türkiye Bakü limanını şu anda büyütüyor ve işletmesini aldı. Biliyor muydun? Söylemiştim. İster buradan gelsin, isterse Gürcistan üzerinden gelsin. Bakü üzerinden karşıya bir özel bir hat kuru, kuruyoruz. Yani e, demir demiryolu ve şeylerin gemilerle taşınca veya e, tırların taşınca özel bir koridor kuruluyor. Orta Koridor, Kuzey Koridor. Yani evet. orada Hazar var. Burası olsun veya olmasın. En avantajlı koridor burası. Dünya ticareti açısından. Çok, çok söylemiyorum. Yani Türkiye her alternatifi Azerbaycan'la beraber yapıyor. Ee, müthiş bir koridor geliyor. Aynı Ama, zamanda doğalgaz, aynı zamanda e, şey yol Bu canım. Öncelikle şunu da ekleyeyim. Sonuçta İran için Azerbaycan'la Türkiye ile ilişkilere sahip olmak bütün bu koridorlardan da, bütün bu ilişki ağından da, enerji hatlarından da, güvenlik anlaşmalarından da Türkiye ve Azerbaycan'la aynı eksende yer almak İran çıkarına mıdır değil midir? İran'ın bunu durup düşünmesi lazım. Yani burada kimse İran'ın ne toprak bütünlüğüne, ne çıkarlarına, ne herhangi bir başka bir egemenlik hakkına göz dikmiş falan değil. Yani bunu özellikle aldık hmm. çizmemiz lazım. Hatta Türkiye, İran'ın toprak bütünlüğü konusunda mesela hiç en ufak bir açıklama yapmıyor. İranla ilişkiler konusunda dikkat ederseniz her zaman pozitif açıklamalar getiriyor. Ya hocam bütün dünya İran'ın üstüne çullanırken Çullanır. Türkiye açıyor kapısını da oradan. Ya şey hatırlıyorsunuz. Yani, nükleer başımızın belaya girdiği birçok şey içinde bile. Nükleer İran ambargo meselesi yani. Birleşmiş Milletler'de İran'la ilgili uygulattık bir sürü bir şeyler oldu. İran'la oy kullanan iki ülke vardı. Brezilya ve Türkiye vardı. Yani hakikaten İran'ın bu de iyi niyeti... ne ge İkisinin başına ne geldi? Ne geldi? Birisi darbeyle devrildi, birisi 17-25 Aralık'ta yaşadı. Ay, ikisi de aynı şekilde evet. ya birisi devrilmedi, birisi devrildi. Yani Lula hapse girdi, Brezilya'da tabii başarılı oldu. Tabii. İkisi de yargı darbesiydi. Birinde evet. gezi ayaklanması, i̇kisi de, öbüründe olağan şey, şey, darbe. Brezilya'da başarılı oldu, Lula hapse bile Aa, girdi. Onu diyorum işte yani. Evet. Lula'nın Lula tarafları yaptı. geldi ya. O zaman Sayın Erdoğan beni uyarmıştı. Bu bir normal bir protesto değil, dikkat et dedi bana. Anlamadım. Ya ulaşım zammı protestosuyla başlamıştı ya Brezilya'da hikaye. Ve tamam. Türkiye ya. ve Azerbaycan her zaman İran'a karşı olumlu yaklaştı. İlişkileri gelişmeye çalıştı. İran'dan da bunu karşılığını bekliyor. Çok da bir şey beklemiyor aslında İran'dan.